Sayın İktidar Partisi'nin milletvekilleri, iktidara geldiğinizde 2002 yılında cezaevlerinde 50 bin kişi vardı. İktidarınızın 8. yılında yarısında diyelim, 2010 yılında 119 bin kişi oldu. Bugün cezaevlerinde 197 bin kişi var. Cezaevlerindeki doluluk oranı %100'ü geçmiş durumda. Bu tablo şunu çağrıştırıyorum. Acaba sindirebildiğimiz kadar sindirelim ve onları bir noktaya çekelim. En azından referandumda güçlü bir hayır demeye dememeye itelim arayışı ve dayatması içinde görünüyorsunuz. Nizamül Mülk diyor ki güçlü devlet güçlü adalet de olur. Devleti güçlü adaletten başka hiçbir şey koruyamaz. Adalet en güçlü silahlardan, en yüksek kalelerden daha etkilidir diyor. Siz adalet kalesini yıktınız. Ve daha kötüsü adaleti bir silah haline getirdiniz. Sayın milletvekilleri bu tablo ileride göreceksiniz. Nasıl 12 Eylül adil olmayan yargılamalarıyla anıldıysa ve yıllar sonra hala o dönemin uygulamaları konuşuluyorsa bu tablo oraya gidiyor. Hayırla anılmayacaksınız. Çünkü Türkiye'de şu anda cezaevlerini o kadar doldurdunuz ki bugün son haberler doğruysa 100 bin kişiyi açığa alalım. Cezaevleri biraz boşalsın. Yeni insanları tutuklayalım arayışı içine girmiş durumdasınız. Şimdi böyle bir ortamda siz nasıl bu ülkeyi daha demokratik yapacağız deyip referandumla birlikte bu ülkenin geleceğinde e, demokrasinin güçleneceğini iddia edebilirsiniz. Orta çağda insanları şöyle tutukluyorlarmış. Diyorlarmış ki şahsın tutuklanmasına yargılama yapılıp yapılmama kararının sonra verilmesine. Bugün aynen bu tabloyu yapmaktasınız. Ve şu bu hale getirdiğiniz yargıyı 16 Nisan'daki Referandumda eğer kafanızdaki tabloyu gerçekleştirebilirseniz, tümüyle değiştirme, bu mevcut halini bile değiştirmek üzere hakimler, savcılar, yüksek kurulunun yapısını değiştireceksiniz. Ve orada sayın milletvekilleri, sadece şu, bu örneği bile paylaşmadan geçemeyeceğim. Düşünün, HSK üye sayısını 22'ye siz çıkardınız, 13'e siz indirdiniz. 13 üyenin dördünü devletin en üst makamındaki cumhurbaşkanı olarak Erdoğan atayacak. İkisini yürütmenin başı olarak Erdoğan atayacak Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın. Yedisini de Adalet ve Kalkma Partisi Genel Başkanı olarak meclisten Erdoğan seçtirecek. Yani tümünü kendisinin biçimlendireceği bir yargıyla bugün bu şekilde kullandığınız yargının 16 Nisan sonrasında nasıl bir sonuç doğuracağını şu anda e, öngörmek bile istemiyorum. Ve şu anda tabii ki olmayacak. Yürekten inancımız o. Eğer yürekten inancımız o. Sayın milletvekilleri eğer bu dönemin birazcık hayırla anılmasını istiyorsanız 16 Nisan referandumu gerçekten en çok... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hayrına olacak. O dönemde eğer hayır çıktıktan sonra Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı bu hukuksuzluk, bu adaletin bir silah olarak kullanılması yeniden sorgulanacak ve Türkiye rahat bir nefes alacak. Bugün belki kendi gücünüzün sarhoşluğu içinde bütün bu yargılamana biraz önce İktidar Partisi Milletvekili anlatmaya çalıştı. Ama ileriye bunların hiçbir kalmayacak arkadaşlar. Nasıl Sokrates'i yargılayanlar bugün hiç akılda yoksa ama Sokrates bugün hala ayaktaysa ve 2500 yıldır Sokrates'in savunması adaletin temeli ise bugünün hain ilan ettikleriniz, yargıladıklarınızın çoğu yakın gelecekte göreceksiniz. Bu ülkenin geleceğini inşa edecek diyorum. Hep Teşekkür ederim Sayın Balbay.